ateist Kızılçin rejiminin İslam'a olan kini eşi benzeri az görülmüş bir düşmanlık. Çinli yetkililerin Yunan eyaleti Tongay ilçesindeki Najayink Camii'ni yıkmaya çalışmasının ardından 27 Mayıs 2023'te Hui Müslümanları ile Çin polisi arasında çatışma yaşandığına dair haberler geldi. Çin rejimi camilerin yıkılmasına direnen Müslümanları bastırmak ve gözaltına almak için polis ve askeri güçlerini seferber etti. Najayink Camii Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş tarihi bir cami. Yerel makamlar camiyi 2020 yılında yıkım listesine dahil ederek meskenin yasa dışı olarak işgal edilmiş topraklar olduğunu iddia etti. İslam dünyasına dost gibi davranan Çin rejimi özellikle Doğu Türkistan'da Müslümanların haklarını ve din özgürlüklerini ihlal eden bir yol haritası izliyor. Yunan'daki olay Çin'in İslam'a karşı savaşının örneklerinden sadece biri. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayarak Türkiye ve Çin'in iki büyük ülke olarak geniş çaplı ortak çıkarlar paylaştığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Xi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını söyledi. Çin Ticaret Bakanı Japonya'yı yarı iletken ihracat kontrollerini durdurmaya çağırdı ve bu yaptırımın uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Çin ihracat kısıtlamalarına yönelik son tepkisini Wang'ın 26 Mayıs'ta Detroit'teki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Konferansı'nda Japonya Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmesi sırasında vermişti. Biden yönetiminin Çin'in askeri sanayisiyle ilgili hassas teknolojilere yatırımı yasaklayan bir kararname çıkarma kararı son aşamasına geldi. Amerikan Axios ağına göre Beyaz Saray yetkilileri kararnamenin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi vermeyi reddetse de olaya aşina olan yetkili kararnamenin son halinin hazırlanmakta olduğunu ve bu yıl yaz sonunda yayınlanacağını söyledi. Raporda kararnamenin Biden yönetiminin Çin'in belirli teknolojik alanlarda askeri üstünlük kazanmasını kısıtlama duruşunu temsil ettiği belirtildi. Uluslararası Türk Akademisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun ilk toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türk devletleri alfabelerinin uyumlaştırılması, kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıya Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı, devlet ve bilim adamları katıldı. Kuzey Kore 31 Mayıs'ta 11 Haziran tarihleri arasında fırlatmayı planladığı ilk askeri casus uydunun planları konusunda Japonya'yı bilgilendirdi. Japon Kyodo Ajansı'nın haberine göre Kuzey Kore askeri casus uydunun fırlatılmasının ardından düşme ihtimaline karşı Japon hükümetine denizde 3 tehlikeli bölgenin oluşturulacağına dair bilgi verdi.